Yani dediniz ki ben kadete hazırlanırken, CRM kısmına hazırlanırken liderlikten başlayayım. Sonra öz farkındalığa gireyim. Sonra da duygusal sağlamlığa değineyim. Onları okudunuz. Peki nedir liderlik kitabını okuduktan sonra edindiğiniz ne kattı size yani liderlik kitabı? Yani şimdi liderliğin bileşenlerinden biri öz farkındalık da öz farkındalığı geliştirmenizi nasıl sağladı kitap? Şimdi burada bakın çok önemli bir şey var. Siz bunlardan bahsederseniz kurulda ya da CRM'de psikolog bununla ilgili sorarsa bunu sağladı da nasıl yani nasıl sağladı? Yani şunu hiçbir psikolog kabul etmez. Ben okudum sağladığı hiçbir psikolog kabul etmez. Bu yazılım yüklemesi değil. Setup kur yapmıyorsunuz yani sonuçta. Ha. Kendinizi dışarıdan gözlemlediniz. Kitap sayesinde mi? Ne anlatıyordu bölüm? Şimdi öz farkındalık benim en çok değindiğim şeylerden bir tanesi. Öz farkındalık normalde CRM'in bileşenlerinden olarak geçmez ama ben bunu özellikle altını çiziyorum. Genelde zaten diğer psikolog arkadaşlarım ya da CRM'ci arkadaşlarım vurguları hep durumsal farkındalık üzerine. Benim vurgum da öz farkındalığınız yoksa durumsal farkındalık yoktur şeklinde. Öz farkındalık yoksa liderlik de yoktur. Duygusal sağlamlığın da önemi yoktur zaten. Bir kere zaten duygusal sağlamlığınız gerçekten sağlam mıdır? Ruhsal anlamda hasta mısınız, değil misiniz? Onu da bilemezsiniz yani. Yani bugün duygusal sağlamım diye ortalıkta dolaşan insanların pek çok duygusal sağlamım diye ortalıkta işte ben şöyleyim, böyleyim, böyle başarılıyım, şöyle bir insanım bilmem ne diye dolaşan insanların bu kurullardan ya da bu mülakatlardan geçememesinin sebebi zaten aslında duygusal sağlamlıklarının gerçek duygusal sağlamlık olmaması. Yani aslında hasta olduklarının farkında olmamaları. Yani bünyesine virüs girmiş bir bilgisayarın, anlatabiliyor muyum? Sistemine bir virüs geceye girmiş bilgisayarın, zaten girmiş şu artık, firewall'u da açmış, virüs koruma programını da açmış. O bilgisayarın içinde gezinen virüsün farkında olmaması gibi bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Ya da sizin taşıdığınız bir virüsün kan testi yapılmadan ortaya çıkarılamaması gibi bir şey bu. Şimdi hangi basamaklarla bunu sağladınız? Dediğim gibiden kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Videolarımı ne kadar izliyorsunuz bilmiyorum ama dediğim gibi demeyin. Bir kez daha demekten şey imtina etmeyin yani. Kendi gözünüzden kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz? Tamam, bunu nasıl yaptınız? Toparlayın. Bunu bu kadar ayrıştırdığımız zaman bunu anlatmak sabır ister çünkü. Tamam. İncelerken neye dikkat ettiniz? Kriteriniz neydi? Tamam. İletişim noktasına nasıl bakıyorsunuz? İşte nasıl bakıyorsunuz oraya? İletişim noktasına bakıyorsunuz ya, iletişim nasıl bakıyorsunuz? Nereden bakıyorsunuz? Neye bakıyorsunuz orada? Tamam işte neye bakıyorsunuz orada? Kriterler ne? Doğruyu nasıl tanımlıyorsunuz?
Gerçekten istediği şekilde iletip iletmediğinizi nasıl anlıyorsunuz? Çıldıracağım hocam, bu kadar üstüme gelmeyin diyeceksin de. Hah bir zahmet. Evet, feedback alman lazım. Feedback'i ister misin peki? İstemek zorunda mısın her seferinde? Tamam, kontekste göre değişir de sonuçta istemeden de alabilir misin feedback'i? Beden dili incelendiğinde görülebilir. Ne görürsün beden dilinde? Seni anlayıp anlamadığını nereden anlarsın? Gözlerinin içine bakmaması seni dinlemediği anlamına gelmez. Ben hiçbir şekilde göz teması kullanmadan gayet kulakla dinleyebilirim. O zaman görme engelli arkadaşlarımızın ya da insanların hiçbir şekilde hiçbir şey anlamaması lazım kulakla. Farklı bakış açısı değil. Hayatın içine dair bakış açısı. Günümüzde sosyal biliyorsunuz şey var, eşitlik var. Social justice warrior'lar var. Engellerine rağmen insanları kilolarına, boylarına veya engellerine göre tasnif etmiyorlar. Sonuçta genel geçer bir takım kuralları artık ortadan kaldırdılar. Göz teması yoksa anlamaz ya da bana bakmıyorsun, anlamıyorsun vesaire diye bir şey yok. Şimdi kokpitte olacaksınız. Kaptan burada uçuyor, sen burada uçuyorsun. Değil mi? Tamam. Gözünüz nerede? Ekranlarında, monitörlerde vesairelerde, değil mi? Tüm diğer uyarıcılarda, yani yanıp sönen ışıklarda vesairelerde. Kaptanın gözünün içine bakıyor musun? ATC görüyor musun? ATC ile şey görüşüyor musunuz? Görüntülü mü görüşüyorsunuz? Evet. Ben senin demek istediğini gayet iyi anladım da. Havacılıkta düşündüğünde bazı kurallar dışarıda anlatıldığı gibi değildir. Yani Harvard Business Review yayınlarında düşündüğünde, liderlik kitabı okuduğunda, öz farkındalığa baktığında, onun da altına girdiğinde, iletişim becerilerini göz önünde bulundurduğunda, bunun doğru olup olmadığını anlamak için uğraştığında, göz temasını referans aldığında, o tek başına referans olmayabilir, hatta referans da olmayabilir. Çünkü Harvard Business Review liderlik yayınları ya da kitabı düşündüğünüzde havacılık üzerine değildir ya da havacılıkla ilgili, havacılık liderliği üzerine değildir, kokpitteki liderlik üzerine değildir. Bunlar genel geçer kitaplar yani. İş dünyasında çalışan her şey kokpitte çalışır diye bir kural yok. Aslında düşündüğünde başından beri seni bu kadar çok konuşturup ondan sonra bu noktaya getirmemin sebebi, bir yandan da sabırla kendi tuzağımı başta kurdum. Düşündüğünde yaklaşık bir 8,5 dakikadır buraya gelmeni bekliyorum tokatı vurmak için. Yani gayet stratejik ilerliyorum gördüğün gibi. Sen durumun farkındasın ama kurban yavaş yavaş tuzağa doğru yaklaşıyor. Böyle bana doğru geliyorsun yani. Çünkü bana dedin ki en başta Harvard Business Review dedim. Ben orada zaten tın geliyor dedim tavşan bana doğru. Kitaplar güzel. Ama iş dünyası yayınları belli bir noktaya kadar sonuçta sizi taşır. Belli bir noktadan sonra kokpitin kendi kuralları geçerlidir. Arka planda business'ta uçan sonuç itibariyle senin taşıyacağın o business'ta Harvard Business Review yayınlarından bolca okumuş, hatta Harvard'da okumuş adamlar da olabilir. Tamam mı? Onların kuralları orada geçerli. Onlar arkada sonuçta kabin memuru, kabin amiri arkadaşlarla onları tartışsınlar, konuşsunlar. Kokpitin içinde aynı kurallar geçerli değil. Kokpitte duyman çok daha önemli. Görmen gereken şeyler sonuçta beden dili değil. Öncelikle durumsal farkındalığı oluşturan şeyleri görmen lazım. Bir yandan kaptanı dinlerken gayet net kulağınla dinleyip anlarken bir yandan da neyi dinlemen gerekiyor? Uçuşa dair diğer değişkenleri dinlemen gerekiyor yani. Bütün diğer sesleri dinlemen gerekiyor.
Ve bunu saatler boyunca yapman gerekiyor. Mesela kaç saat en uzun? ...16 saat civarında uçuluyor değil mi? Yani bir yağ sabır durumu söz konusu mu burada? Ya 16 saat blok uçmuyorsunuz canım. Sonuçta dinleniyorsunuz. Dinlenme molalarınız var da... ...insan tükenir mi onu soruyorum yani. Bir uçuşta tükenmezsin, iki uçuşta tükenmezsin, üç uçuşta tükenmezsin de bu sonuç itibariyle sürekli uçtuğunu düşünürsen. Bak burada önemli olan şu değil. Öyle böyle vesaire bu mesleğe giriş, bu meslek bilmem ne. Şimdi üzgünüm bir şey söyleyeceğim sana. Bana kırılma, darılma. Şu an bu meslek hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece duydukların üzerinden konuşuyorsun. Duydukların üzerinden bu kadar emin veya bu kadar savunmacı konuşmanın anlamı yok. Yani duyduklarıma göre ya da edindiğim bilgilere göre sonuçta tükenmemesi gerekiyor pilotların diyeceksin. O kadar, bu kadar yani. Tükenmeseler iyi olur da diyebilirsin. Gülümseyerek bir espri gibi. Ama çok kendinden emin bir şekilde tükenmezler, sorun olmaz vesaire. Biz bu mesleğe baş koyduk, bir şey yapacağız, tükenmeyeceğiz. Abi onu sormuyor zaten bakın. Konunun seninle alakası yok. Ama sen konuya böyle yaklaşırsan seninle alakalı olur. Sana der ki, dur kardeşim daha seni eğitmedik bile, daha kokpite bile oturmadın. Sen daha önce uçuş deneyimin var mı diye sorar. Yok dersen de, bu ne perhis, bu ne lahana turşusu diyecek değil mi? Yani burada maksadı aşmış olmuyor musun? İster istemez, iyi niyetinden bunu yapıyorsun. İyi niyetinden ama şimdi düşündüğümüzde biz ne seçiyoruz abi? Pilot aday adayı seçiyoruz. Kadet söz konusu olduğunda pilot adayının çünkü tafaya gidecek orada eğitilirken adayı ondan önce adayın adayı. Sen şimdi şu anda hatta adayın adayının adayısın. Benim karşımda. Değil mi? Ha, güzel. Daha CRM var. İnşallah ki biraz daha adaylığa doğru yaklaşacaksın. Bu konularda hemfikiriz, değil mi? O zaman acelemiz nereye? Acele yapmıyoruz, acele etmiyoruz bir kere zaten. Konsepti bozmuyoruz bir kere yani. Tamam mı? Yani çok acele gidecek olursak, böyle çok bilecek olursak da derler ki sen bunları nereden öğrendin, ne ara öğrendin? Bir kere yanlış öğrenmesi olan adayları elerler. Neden biliyor musun? Yanlış öğrenmesi belirgin olan adayı düzeltmek zordur. Ham madde olması gerekenden önce şekil almışsa, bir şekile girmişse, ham madde haliyle durmuyorsa, erimişse, bozulmuşsa çöptür o. Onu tekrar sonuç itibariyle ham madde formatına çevirmek gerekir. Şimdi düşündüğünde yüzdelik diliminde kendi mesleğinde %3'te, %5'te kariyer klasmanında olabilirsin. Düşündüğünde yüzdelik dilimine göre %2'de, %1'de meslek gruplarından pilotluk için başvuran insanlar da var. Tıp doktorları geliyorlar bana diyorlar ki ben pilot olacağım. Tamam eyvallah olacaksın da aynı şey değil. Şimdi %1'lik aşağı yukarı dilimi temsil eden bir mesleği yapacaksın. Seni eğitecek olan kişi %1'lik dilime gireceksen %1'lik dilime girdiğinden emin olması lazım. Eğitebilmesi için de en azından düşündüğünde en azından %3'e girmen ya da %2'ye girmen lazım ki minimum seni %1'lik dilimi için eğitsin. Bu kadar mı yüce bir meslek? Yani sonuçta son derece konsantre olmanız gereken bir meslek. Taşıdığınız sorumluluk, bir cerrahın sorumluluğu da çok önemli. Doğru. Doğru. Başka bir videomda dedim ki cerrah da önemli, çok önemli yani. Sen cerrahtan önemsiz, önemli misin? Hayır. Ama burada çok önemli başka bir şey var. Cerrah bir kişinin sorumluluğunu taşırken sen minimum 186 kişinin sorumluluğunu taşıyorsun.
Ve aşağıda onları bekleyenlerin sorumluluğunu taşıyorsun. Koskoca ailelerinken şu an senin bebeğin var değil mi? Senin bebeğinin yaşında düşündüğünde, çocuğunun yaşında insanların sorumluluğunu taşıyorsun. Şimdi nereden nereye geldik? Geldiğimiz nokta neyle bağlantılı? Öz farkındalıkla bağlantılı. Şu an sana baktığımda sence ben sende öz farkındalıkla ilgili bir eksik kusur buluyor muyum? Eksiğimiz yok abi, eksiğimiz yok. Yani siz şimdi beraber ve solo türküler söylemiyorsunuz benim karşımda. Bir kişisin sen. Miz ne? Kurumsal hiç... Hava yollarına pilot olarak girersin, line'da uçmaya başlarsın, ondan sonra biz diye konuşmaya devam edersin, sorun yok. Oraya kadar bir ben desen iyi olur yani. Çünkü seni alacaklar. Ya bak savunma yapma. Ben sana sadece tek bir soru sordum. Şu anda açık ve net iletişim konusunda feedback veriyorum ben sana. Şunu söyleyeyim. Şu anda lafı dolandırıyorsun. Aslında tek ve basit bir soru sordum. Sence sende bir kusur buldun mu dedim. Sen cevabı şu şekilde vereceksin. Evet ya da hayır. Ha, buldun mu sende sorun bence? Ben bulmadım. Şu konuşmaları yapana kadar yoktu. Yani şu savunmacı tavırları sergilemediğin sürece yok. Şu gereksiz bilgi verme alışkanlığın var bir şekilde sürekli olarak. Diyorsun ki ya öyledir böyledir açıklıyorsun bana anlatıyorsun. Halbuki şöyle kasılmasan bir salsan kendini ha şöyle bir beden dilinde bir salsan. Tamam mı? Oh ben rahatladım vallahi ya. Tamam mı? Şimdi bırak Harvard'ı. Come to the point. Tamam mı? Gel bakalım şimdi bana. Öz farkındalık neymiş peki? Kendinin farkında olması durumu. Yani ben buyum evet ben buyum evet. Elim, ayağım, kolum, bacağım, burnum, kulağım. Hı? Düşüncelerim, duygularım. Sağlıklı düşünüyor muyum? Şu an bu bakış açım gerçekten sağlıklı mı? Sağlıklı, makul, mantıklı, düzgün bir iletişim kurabiliyor muyum? Beden dilim, mimiklerim, jestlerim, duruşum, bakışım amacıma uygun mu? Bak amacıma uygun mu? Parantezi niye açtım? Çünkü genelin haricinde diğerlerinle davranmadığım gibi mülakat eğitimlerinde senin gibi adamları çalıştırırken genelin davranmadığı şekilde davranışlar sergiliyorum ben. Ama bunu çılgın olduğum için değil, bir amaca uygun olarak sergiliyorum. Şimdi bu adamı birazcık şöyle yapayım diyorum. Böyle bakayım diyorum. Parmağı böyle sallayayım diyorum. Yani ne yaptığımı gayet iyi bilerek yapıyorum. Burada da sizden beklenen şey öz farkındalığı dahil. Bu zaten düşündüğümde. Şu davranışını bana açıklar mısın dediği zaman nedenini açıklayabilmen lazım. Senin şu duruşun az önce nedendi mesela? Kendince mülakat duruşu sergilemeye çalışıyordu. Ama mülakat duruşu kasım kasım kasılmak öyle kemikleri çatırdayacak şekilde dik durmak değil ki. Ha şöyle bir gül, bir sal kendini. Ha. Sen zaten düşündüğünde ben bakıyorum sana senin profilin zaten evlenmişsin, baklanmışsın, aile babası olmuşsun, düzgün bir kariyer sahibisin, disiplinli bir adamsın. Sen zaten sonuç şeklinde konuşan tiplerden değilsin ki. Ha, istesen de öyle olamazsın çünkü onlara büyük olasılıkla kıl oluyorsundur benim gibi. Hı? Oluyor musun?
Aferin, tuzağa gelmedin. Mesela mülakatlarda ne soruyorlar? Gruptan hangisini elemek isterdin? O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atıyorum, dedin ki 6 numarayı elemek isterdim. Neden? Biliyorsun, oyunlar oynandıktan sonra birebir mülakata geldiğimizde CRM'de soruyor. Hangisiyle çalışmak isterdin? Hangisiyle çalışmak istemezdin? Hangisini elemek isterdin? Diyor ki aday mesela, mecbur muyum cevap vermeye? Sen zaten mecbur muyum cevap vermeye dediğin zaman karşı taraf ne diyecek? Mecbursun. Sen zaten zoka yuttun orada. Öte yandan seçim, yani bu konuda karar vermek senin ne haddine canım? O yüzden provokasyona gelmeyeceksin. Karşındakinin ne dediği çok önemli değil. Ben şeytanın psikoloğunu oynuyor olabilirim yani. Ben kıl oluyorum dediysem, hoba peşime takılırsan hep beraber, bana bir şey olmaz. Pilot olacak olan sensin. Ben şimdi 50 yaşımda pilot olmayı düşünmüyorum ya. Yani. Yok, hanım bloke etti. 3 çocuğumuz var dedi. Yok artık dedi. Şu düşen uçaklardan sonra, özellikle eğitim uçaklarından sonra bizim evde artık pilotaj yasak. Sen öğrencilerine git, onlar uçsun, onlarla mutlu ol dedi. Biz de öyle takılıyoruz şu anda. O yüzden bütün enerjiyi size aktardım. Yok, estağfurullah canım. Yani teşekkürlerinizi yorum yazıyorsunuz. Zaten oradan görüyoruz. Ben seviniyorum. Küçük yorumlar bir şey bile olsa benim için önemli. Şimdi, peki duygusal sağlamlık? Günümüzde çok popüler olan bir kavram, psikolojik kavram üzerine değindin yani sonuçta. Çok 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 sosyal medyada çok dolaşıyorsun. Psikolojik sağlamlık falan. Çok havalı. Sosyal medya hesabın var ya da yok, çok önemli değil. Şu anda sosyal medyada ve internet ortamında bunlar çok dolaşıyor mesela. Yani. Benim sevgili meslektaşlarım ne o şeye düşsün diye, neydi onun adı? İşte boş ver, oraya düşmek için böyle, ha, keşfet, ha, sonunda keşfete düşmek için bir sürü şey paylaşıyorlar böyle. Şükür ki keşfete düşmek gibi kaygımız yok. Evet. Teşekkür ederim. Bak, benim diyeceğimi sen dedin. Allah düşürmesin yani. İşleri kontrol altında tutabilmek, beklemediğimiz şeylerle başa çıkabilmek. Yani çatımızın yağan yağmura, kara fırtınaya dayanması. Dün ve önceki akşam gece yağan, hele önceki gece yağan yağmurun bizim çatıları uçurmaması gibi, ya da şey yapmaması. Biraz pergoleden içeri su sızmış ama. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Yani sonuçta biraz içeri su sızmış. O kadarcık olur. Demek ki, ama genel olarak çatı sağlam. O zaman bizim de ne çatımız var? Psikolojik çatımız var. Ben en azından böyle adlandırıyorum. Diğer meslektaşlarım literatür psikolojik sağlamlık diye adlandırıyor. Ben çatı diye adlandırıyorum. Çatı çünkü neyi korur? Binayı korur. Psikolojik çatı da bizi korur. Psikolojik sağlamlığınız neyin sağlamlığıyla olur? Dış güçlere, dışarıdan meydana gelen, yani dışarıda meydana gelen tüm olaylara, her şeye hazır olmak halidir, değil mi? Dış minnaklara. Evet, dış minnaklar önemli. Peki. Güzel. Ben seni genel olarak beğendim. Şimdi ayrıntılara geçelim.